taşınıyorsunuz ilçeye. Evliliği korumak için. Bu arada ilk çocuğunuz dünyaya geliyor. Evliliğini... Köyde oldu çocuğumuz. Askerden geldikten sonra oldu. Askerden geldikten sonra. İkizler de askerden geldikten sonra oldu. Ondan sonra ilçeye indik. Yani bu dedikodulardan kaçmak için, daha huzurlu bir yuva için, evet, sen köyü terk ediyorsun. Evet. Normal her şey düzenli devam ederken 3 ay önce... Evet, Aralık'ta. Aralık ayında eşinin telefonunda... Aynı Sakaya'nın numaralarını hep gördükten sonra gittik duruşmaya. Mahkemeye verdik, avukat tuttuk. Tuttuktan sonra boşanamadık ve buraya çıkmaya karar verdik. Buraya çıkmaya karar verdin. Ama 11 yıl boyunca dünyaya gelen çocuklarınla ilgili hiçbir şüphen yoktu. Yok. Şüphen ne zaman oluştu? Mahkemeye verdikten sonra. Mahkemeye verdikten sonra, o zaman eşinin ailesinden böyle bir şey duyman lazım. Çocuklar ya da çocuklardan biri. Hiç yok, o konularda bir şey duymadık. Mahkemeye verdikten sonra, ailesine söyledikten sonra bu konular meydana çıktı. Abi ben boşanıyorum dedikten sonra çocuklardan biri, evet, Murat'tan değil, evet, konuşması oldu. Sen de bunun üzerine DNA testi yaptırmaya karar verdin. Burcu'nun annesinin söylediği şu cümle bizim için çok önemliydi. Benim kızım 16 yaşında kaçarak evlendi. Yani bu kaçarak ne? Severek evlendi. Eşini askere uğurladı. Bu arada köyün muhtarı İsa Kaya benim kızıma cinsel istismarda bulunuyor. Zorla sahip oluyor. Kızım yıllarca bu baskıyla ve korkuyla yaşadığı için bu gerçeği bize söyleyemedi. 11 yıl sonra bu gerçekler ortaya çıktı dedi. Doğru mu? Evet. Aslında hepinizin anlattığı birebir hikaye. Evet. Şimdi DNA testini açıklayacağım. 3 çocuğunla da DNA, evet, yapıldı. Biz köyün muhtarı İsa Kaya ile de canlı yayında konuştuk. İsa Kaya tüm bu iddiaları reddetti. Bu iddiada bulunan Murat. İsa Kaya ismini veren Burcu'nun kendi öz bebe annesi. Evet. Onlar her şeyi kabul ediyorlar ama muhtar İsa Kaya bunların hepsinin iftira olduğunu, hep seçim döneminde kendisine iftira atıldığını, seçilmemesi için böyle bir karalama kampanyası başlatıldığını söylüyor. Nasıl böyle bir karalama kampanyası? Ne dersin? İşte muhtar köye hizmet götürmüyor dersin. Atıyorum kamu hizmeti yapıyor, köylüden topladığı paraları zimmetine geçiriyor dersin. Başka nasıl iftira atılır ki seçim döneminde? Birinin, ya bir muhtar 16 yaşındaki küçük bir kıza cinsel istismarda bulundu, o kıza baskı ve tehditte bulunuyor der misin? Böyle çirkin bir iftirada bulunabilir mi ya? Ya da birinin evliliği, çünkü iddiada bulunan kişilerin arasında da bir... İki bayan arasında, muhtar beyin eşiyle de Murat Bey'in eşi arasında da bir akrabalık ilişkisi var. Tam ne olarak ne oluyor muhtarın eşiyle senin eşi? İkisinin dedesi kardeş oluyor bu konuda. İkisinin dedeleri kardeş oluyor. Evet. Kuzen oluyorlar uzaktan. Ne çıkar Murat DNA testinin sonucu? Allah bilir, bilmiyorum. Bir şey demek istemiyorum. Ama eşinizin annesinin... Evet. Bir anne de evladı ve torunu hakkında da böyle bir iddiada bulunmaz. Eşin ailesi böyle bir itirafta bulunmaz. Yani bu itiraf çok önemli. Murat Bey'in de şöyle bir şeyi vardı. Benim elimde de operatörden alınan mesajlar var dedi. Bunu da dokümanlar elimizde. Dokümanlar elimde dedi. Söyle anne. Zaten bizim bunlardan hiç haberimiz yoktu. Henüz çocuk İstanbul'a gelenden sonra bu dedikodular çıktı. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Ama artık bu dedikodudan öte, yani eşinin annesi de bu, evet, gerçeği kabul ediyor. İşte. Ve muhtarın, İsa Kaya'nın kızına 16 yaşındayken istismarda bulunduğunu ve kızına yıllarca baskı yaptığını. Evet, onların iddiası, bizim bilme şansımız yok onları. Bizim bildiklerimizi şikayet ettik. Boşanma davası açtı. Çocuk buraya geldi. Bu durumlar ortaya çıktı. Bizim bildiğimiz bu Esra Hanım. Biz hatta İsa Bey'in bu konuda kendini aklaması için, hani çocuk Murat'tan çıkmazsa siz DNA testi yaptırmaya var mısınız dediğinde, hani bizimle DNA testi yap. Esra Hanım zaten bir mahkeme açılırsa orada yaptıracağını da söyledi. Esra Hanım zaten bizde DNA testi yoktu. Sadece bizim işimiz boşanma işiydi. Bu buraya gelenden sonra bu açıklandıydı.
Mecbur kaldık, hani aileler de şey yaptı, madem beyliyse bu açıkladıysa üçüne de DNA testi olsun dediler. Yani bizim bir açıklamamız yok, bu İstanbul'a gelenden sonra açıklanan şey. Şimdi zaten Murat'ın böyle bir şüphesi olsa evet. 11 yıl evet. boyunca bu DNA testini hayır. defalarca hiç yaptırırdı. Duymadık yani. Bir taraflar arasındaki husumetin dışında bakın ortada 3 evlat var ve 3 evlat evlilik birliği içerisinde doğan çocuğun babası kocadır. Murat Bey'in nüfusuna kayıtlılar. Evet. Yani babanın da şöyle bir talebi var. Ben velayet talep ediyorum bir boşanma davasında. Anlaşma protokolünde de evet. böyle bir talepleri var. Ama sonradan da bu duyumlar ya bu çocuklar benim değilse bana kan bağıyla bağlı olmayan soy bağı aslında gerçekte biyolojik babası olmadığım bir çocuğun da bakımını geleceğiyle ilgili kararları noktasında da söz sahibi olacak. Yani çocuklar açısından baktığınızda aslında olayın ne kadar vahim vahim olduğunu da görüyorsunuz. Yani bu o birine... çocuğun bugüne kadar bildiği düzeni, hayatı, her şey ters yüz olacak. Ve soy bağının reddi davası açılması yoluna gidecek. Yani hiçbir baba da kendi evladını Allah böyle bir şeyi yaşatmaz. Esra Hanım zaten benim sorunum çocuklar, başka sorunum yok. Benim sorunum çocuklar şu anda. O insan demeseydi yine biz bilmiyorduk. Hiçbir bilgimiz yoktu böyle şeylerden. Annesi açıkladı, kendisi açıkladı. Biz de sizin gibi aynı duyduk. Aynı sizin gibi yani biz. Bizim bir sorunumuz yok bu işlerden. Çocuk İstanbul'a gelenden sonra duyduk. Ama sizden ricam o çocuğun babası, babaannesi ne çıkarsa çıksın. Sonuç ne olursa olsun her ihtimalde çocuklarınıza sahip çıkın. Çocuklar tabii ki benim ise çocuklar her an... Ben çocuklarımın başındayım, çocuklar da benim başımın üstünde yer. Ölünceye kadar, ayaklarım çit gelene kadar çocuklarım benim yanımda olacak. Çocuklarımı da kimseyle muhatap etmeyeceğim. Evet, aynısını ben de diliyorum. Ben gerekirse oğluma da şey yapmıyorum yani. Çocuklarım bana teslim edecekler, çocuklar benimize. Ben çocuklar için bu zamana kadar yaşadım. Of. İlk çocuğun testini açıklıyorum. Evet. Murat Arslan ve çocuk arasında ebeveynlik yönünde ilişki bulunmamaktadır. Lütfen muhtarı. Diğer testi de açık. Bir şerefli doğruluk. İsa Bey şöyle bir cümle kurdu. Şimdi bu köyün muhtarı ya. Bütün çocuklar dedi. Murat'tandır dedi. Hangi muhtar birinin aile ilişkisine girer çocuk kimden değildir bilir. Sen niye bu ailenin bu kadar içindesin ya? Burcu. Efendim? Burcu merhaba. Merhaba. Efendim Esra. 11 yıl öncesinde ne yaşandı ve 11 yıl boyunca sana ne yaşatıldı? Esra abla, ben kaçarak evlilik yaptım 17 yaşında. Hı hı. 17 yaşında evlilik yaptıktan sonra Murat askere gitti bir hafta sonra. Evet. Bir hafta sonra askere gittikten sonra Esra abla bizim köy hayatımız var. Hı hı. Köy hayatımızda da eşimin annesi İsa Kaya'yı işler yaptırmak için hayır, getirdi, hayır götürdü. O bize gelenden sonra Esra Hanım hiç bize iş yapmadı. Peki, geldi hayır, yanlış şey dinlemek istiyorum. Esra abla geldi, hiç burada inkar etmesin, geldi. Hayır, hiç gelmedi, yalan söyledi, peki, kabul etmiyorum ben bunu. Yalan söylemiyorum Esra abla. Hayır, gelmedi. Babasının evinde bu işlerle uğraşıp da beklerime gelip ayıptırağı yapamazsın. Hayır, mevzuya gelmek istiyorum hayır. Burcu. Eşin efendim askerdi. Ben o kadar kısıtladım. Sen niye ona beraber oldun? Ben seni o kadar kısıtladım ya. Niye ona beraber oldun? Baban yine gittin. Sen bana hiçbir zaman zaten sahip çıkmadın. O Esra Hanım, devamlı babası gibi gittin. Bu insanla beraber oldu. Burcu. Murat'la evet. evlisiniz. İşe getirmiş eşin askerde. Sonrasını anlat bana. İşe getirmiş.
Babası babaanneden geldi mi? İşlerini gördü kayınvalide. Hayır, Nasıl Hanım? Orada tacizde bulundu. Bu bizim eve gelenden sonra o insan bizim... Bir dakika, çok önemli bir şey. Bade teyze, bir saniye. Muhtar, sizin köyünüzün muhtarı. Evet. Sizin işinize de gelir, evinize de gelir, sofranıza da oturur. Tamam. Ama bu demek değildir ki bir çocuğa, evli bir kadına, o köyün muhtarı, kamu görevlisi, onu o hizmeti veren kişi, cinsel istismarı bulunsun demek değildir. Bunu yapmayın. Senin ne kabahatin var? Bir şey söyleyebilir miyim? Ben ya muhtar ya. Hiç kabul etmiyorum bunu. Bu bizim eve gelenden sonra sorunlar barabar geldi zaten. Bu muhtar dediğimiz kişi bizim Alaca'dan o yanını geçmedi. İşe hayır efendim, bir... yalan söylüyor. Hayır. Orada yalan söylüyor. Hayır, hiç ben kabul etmiyorum. Burcu. Herkese de sorabilirler. Burcu, sen yayınlanan VTR'yi gösterebilir miyim? Evet, onu gösterebilirsiniz. Şimdi Burcu'nun sesine kulak verin sevgili seyirciler. Buyurun izleyin. Değerli izleyenler, şu anda Burcu Arslan'ın evindeyiz. Yayınımıza katılan Murat Arslan çocuklarının kendinden olmadığını iddia etmişti. DNA testi istemişti. 3 çocuğumdan DNA istiyorum. Bu olayın Muhtar İsa ile ne kadar alakası varsa Burcu bize geçmişe dönüp her şeyi tek tek anlatacak. Ben kaçarak evlilik yaptım. Evliliğimden bir hafta sonra eşim askere gitti. Eşim askere gittikten sonra İsakaya kaynanam gelin köy işlerini yapmaya gelip gitti. İsakaya beni kandırdı. Zorla sahip oldu bana. İsakaya beni kandırdı. Bana tecavüz etti. Hamile kaldım ondan. Hamile kaldıktan sonra beni çocukla tehdit etti bu zamana kadar. Elinden alırım diğeri. Büyük oğlumla korkutuyordu. Resimlerim var, açık resimlerim. Resimlerimle tehdit etti. Açık resimlerimle tehdit etti. 17 yaşındaydım. 17 yaşımdan 3 ay öncesine kadar bana tecavüz etti. 17 yaşımdan 3 ay öncesine kadar bana tecavüz etti. Sana bildiğin şantaj mı yaptı? Evet. Ben de korkuyla bu zamana kadar sürdürmek zorunda kaldım. Benim hayatımı karalttı. Beni kandırıp oradan oraya götürdü. Seni eşim olarak alacağım, buralardan götüreceğim diye beni bu zamana kadar kandırdı. Ben cahildim, inandım. 3 ay öncesine kadar da zaten hep bunları konuştu. Beni kandırdı. Benim bu durumlara düşmeme kaynanam sebep oldu. Bir de utanmadan beni suçluyordu. İsakaya'nın en büyük ceza almasını istiyorum. 11 yıldır bana o neler çektirdi. O da çeksin. Esra abladan bunu istiyorum ben. Burcu telefon hattında. Önce şunu da söyleyeyim. Burcu bu yayınlardan sonra gidip savcılığa nitelikli cinsel istismar suçlamasıyla şikayetçi oldu İsa Kaya hakkında. Hem 16 yaşında reşit olmadığını, rıza dışı bir birliktelik yaşandığını bir şey 11 söyleyeyim. Yıl boyunca kendisine baskı, tehditle, şantajla bu ilişkiyi sürdürmeye çalıştığını, bir köy ortamında yaşadığını ve bu baskılara boyun eğmek zorunda olduğunu da belirtti. Buyurun. Babasının evinde de bir ben varmışım da 16 yaşında tecavüz ettiler de Bahadet orada da ölmüş ya. Esra Hanım beni niye suçluyor? Hayır, ben bunun suçunu hiç kabul etmiyorum. Ben o insanı da bizim çevrede görmedim. Herkese de sorabilirsin Esra Hanım. Bu gelenden sonra bu bizim işi de görmedi ama önceliğini de gördü. Ben bir sorunu görmedim. Bu gelenden sonra her iş meydana çıktı. Her pislik de bizim eve getirdi bunu. Ben kabul etmiyorum bunu. Bizim eve getirdi diyorsun. Şimdi, her pislik ne dedi bizim teyze, eve getirdi. Sen muhtarına güveniyor musun? Güveniyorsun değil ben mi? Ben bir şeyini görmedim. Şimdi işinizi yaptırıyorsun. Bu sizin o muhtar dediğiniz insan zaten küçük haneli. Ya hanesi az olan bir köy. Sizin evinize geliyor. Siz o insana güvenmek zorundasınız. Evinizi alırsınız, sofranızı açarsınız. Fakat bu kişinin senin gelini istismar ettiğini söylüyor. Sen tabii ki böyle bir şeye şahit olmadığın için. Hayır. Muhtar anladığım kadarıyla bu fırsatı kollayan kişi. Bilmem, o onların sorunu. Sana gelip söyleseydi gelini. Evet, yani evet, İsa evet. Bana böyle bir davranışta evet. Bulundu deseydi ne yapardın? Mesela bir şeyler olurdu o zaman tabii şimdi, ki. Niye o zaman şimdiye kadar şikayet etmemiş de niye şimdi gitmiş şikayet etmiş? İşte Burcu. Yalan gerçek dediler Esra Hanım. Yalan gerçek Burcu, dediler. Burcu bu ilk dedikodular çıktığında bak dedikodular çıkmış bazı şeyler köy içerisinde konuşuyor. Niye o zaman gidip şikayetçi olmadınız? Esra abla, ben yuvam dağılmasın diye sustum şimdiye kadar.
Kas yuva yaptın. Allah'a şükür öyle yuva yaptın. 11 yıl boyunca elinde fotoğraflarım vardı. Bunlarla beni tehdit etti demişsin İsa Kaya. Evet Esra abla. Fotoğrafla da tehdit etti. Çocuğumla tehdit etti. Hani ailene söylerim yuvanı dağıtırım diye tehdit etti beni. Çok güzel yuva kurdun Peki, Allah'a şükür. Peki sen 3 ay önce bunu itiraf etmeyi nasıl başardın? Yani o gücü nasıl buldun? Esra abla ben itiraf etmedim. Eşim mesajlarımı yakaladı hani. Şüphelendi. Eşim de dokümanlarımı çıkartınca ortaya çıktı. Bu kişi sana ya da sen onunla ne diye mesajlaşıyordun? Esra abla ben mecbur kaldım. Hani tehdit edildiğim için çocuktan dolayı. O yüzden yani, mecbur kaldım mesajlaşmaya. Bu çocuk, İsa Kaya'nın çocuğu değil mi? Evet. İsa Bey bunu reddediyordu. İsa Kaya telefon attığında. Evet diyor, utanmaz. Bunu biliyor musun kendisi? Utanmaz. Duyuyorum Esra abla. Bu çocuk, Hülya Hanım. Bu Burcu Hanım, İsa Bey çocuğun kendisinden olduğunu ya da bu konuda bir test bir şey yaptırdınız mı? Biliyor mu kendisi? Evet Esra Hanım, Hülya Hanım başından beri biliyor. Biliyor, bildiği halde oraya çıkmış kabullenmiyor. Yani bu çocuk benim çocuğum. Bunu ailene söylerim diyerek bunca yıl seni tehdit etti. Evet, evet Esra Peki, Hanım. Peki İsa Kaya telefon attığında. İsa Bey. Efendim Esra Hanım. Öteki adamla sorun ediler. İsa Bey DNA testinin sonucunda Burcu'nun eşinden değil çocuk ve Burcu da telefon attığında 11 yıl boyunca bu çocuğun kendisinden olduğunu biliyor. Çocuğun babası İsa Kaya dedi. Ha, iyi. İsa Bey. Utanmazlar. İsa Bey. Esra Hanım. Buyurun. Esra Hanım. Esra Hanım, kaynana ve Murat Bey çok doğru söylüyorlar. Şu anda ben yalan Burcu konuşmam Hanım, ki. Ben yalan konuşmam. Silah soyuyla konuşuyor. Burcu Hanım tamamen yalan söylüyor. Bakın hayır, Burcu Hanım abla, diyor hayır, ki asla. Bu çocuk İsa Kaya'nın diyor. Bu çocuk sizin mi değil mi kardeşim? 11 yıldır biliyor musun bilmiyor musun? Hayır bilmiyorum. Ben yeni biliyor Esra abla. İnkar etmesin. Bu çocuk saf değiştirdiniz İsa Bey. Yeni mi öğrendiniz? Buradaki mi öğrendiniz? Murat Bey'i de sizin gerçekleri söylemediğini iddia ediyordunuz. Niye saf değiştiniz? İsa Bey bu çocuğun sizin olduğunuzu şimdi mi öğrendiniz? Esra Hanım benim psikolojim bozuldu. Dur. Elim ayağım titriyor. Beni bir an önce dışarı attım ben. Moralim çok bozuluyor bu konuştukta. Peki. Konuşmasın. İsa Bey bu çocuğun sizin olduğunu şimdi mi öğrendiniz? Konuşmasını istemiyorum ikisinin de. İkisinin de konuşmasını istemiyorum. Murat Bey. Dik dur senin bir suçun ne ki? Sen kime ne ittin ki? Yapanlar utansın. 10 senedir 15 senedir ben bakmayayım diye de bayhanet utansın diyorsun da 16 yaşındaki gelinine cinsel istismarda bulunan 11 yıl boyunca onu tehdit eden bir köyün muhtarı varsa şimdi gereken cezayı da çeksin. Evet herkes cezasını çeksin. Ben isem de çekeyim. İsa Bey. İsa Bey. Şimdi öğrendim dedi biraz önce. İsa bağlayın şunu telefon hattına.